bereketli topraklar üzerinde. Orhan Kemal. Romanda para kazanmak umuduyla köyden ayrılıp şehre göç eden iflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali adlı üç arkadaşın başından geçenler anlatılır. Bu üç arkadaş çalışmak için Çukurova'ya gitmeye karar verirler. İçlerinden iflahsızın Yusuf daha önce Sivas'a gitmiş ve hammallık yapmıştır. Ancak diğer iki arkadaş ilk kez şehir görmektedirler. Bu üç arkadaş Adana'da bir çırçır fabrikasında işe girerler. İşleri ağırdır. Dayanamayan Köse Hasan hastalanır ve ölür. Diğer iki arkadaş da fabrikadaki haksızlıklara ve ırgat başının haracına baş kaldırırlar. Fabrika sahibinin hemşehrileri olmalarına güvenirler. Kendilerini koruyacağını düşünürler. Fakat düşündükleri gibi olmaz. Patron da öbür köklülere arka çıkar. İkisi de işten atılır. Günlerce iş ararlar. Çalışmak zorundadırlar. Pehlivan Ali köyünden bir kızla sözlüdür. Para kazanarak çift çubuk sahibi olacak, sevdiğiyle evlenecektir. Yusuf ise evini bir gaz ocağı götürecek, köylülerin hayranlığını kazanacaktır. Bir inşaatta iş bulurlar. Pehlivan Ali hem gönlünü hem de parasını bir şoförün metresi olan Fatma'ya kaptırır. Bu kadın Ali'nin parasını yer bitirir. Ali işini aksatır ve bu yüzden işten kovulur. Bir köylüsünün yardımıyla bir çiftlik ağasının patozunda iş bulur. Ağa tarafından çok çalıştırılan Ali bir gün kendisini patoza kaptırır ve kan kaybından ölür. Ağa kılını bile kıpırdatmaz. İflahsızın Yusuf sebatla çalışır ve yapı işçiliğinden duvar ustalığına yükselir. Yusuf biraz para kazanır ve köyüne dönmek ister. Gaz ocağını alır. Arkadaşlarını yitirmiş olmanın hüznüyle köye döner. Yitirmiş olduğu arkadaşlarının yakınları onu tek görünce ağlaşırlar. Şehir görmemiş köylülere yaşadıklarını anlatan Yusuf artık geleceğe daha umutla bakmaktadır.